Lezzet Testi kanalımıza 440. tadım testimize hoş geldiniz. Bu videomuzda iki farklı ürün deneyeceğiz. Paketler o kadar büyük ki neredeyse ekranıma sığmayacak arkadaşlar. Bu iki ürün de bugün itibariyle Bim marketlere aktüel ürün olarak geldi. Doritos ve Ruffles'ın biliyorsunuz ki dünya serileri var. Daha öncesinde Tayland ve Meksika olanları çıkmıştı. Bu sefer Japonya Ruffles ve Vietnam Doritos Bim marketlere aktüel ürün olarak geldi. 193'er gram arkadaşlar, gördüğünüz üzere kocaman devasa paketler. Fiyatları da 7,90 lira. İlk önce Japonya'dan başlamak istiyorum. İçerisinde sarımsak tozu var, soğan tozu var, kırmızı biber tozu ve bol miktarda da aroma vericiler mevcut. Bakalım şöyle bir içine. Bu paketler neden bu kadar büyük gerçekten bilmiyorum. Paketi açar açmaz böyle tatlımsı bir aroma kokusu geldi. Şöyle hemen bakalım. Çok fazla dökmeyeceğim. Hatta çok bile çıktı, bu kadar yeterli. Patates dilimleri sanki normal Ruffles'lara nazaran biraz daha böyle büyük büyük geldi bana. Evet, 440. tadım testimizin şöyle ilk ürününü deniyoruz arkadaşlar. Ruffles dünya serisi Japon usulü teriyaki soslu tavuk tadında cips. Hemen yorumumu yapmak istiyorum. Gerçekten de teriyaki sosu hissediyorsunuz fakat soğan aromasını daha baskın bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Daha böyle yapay sert bir aroma bekliyordum ama gerçekten de özellikle soğan aroması baskın olduğu için hoşuma gitti arkadaşlar. Şimdi gelelim Doritos dünya serisi Vietnam'a. Vietnam usulü acı biber ve misket limonu sosu tadında olan cipsi açacağım. Bunda da yine aynı şekilde soğan tozu var, sarımsak tozu var, kırmızı biber tozu var. Hemen şöyle iç kısmına da bir bakalım. Bayağı tazecik duruyor, öyle değil mi arkadaşlar? Hemen şöyle bir azıcık dökeceğim. Çok fazla olmasın, gerekiyor. Evet. Bu arada ambalaj tasarımlarına dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama özellikle Vietnam olan çok hoşuma gitti. Gerçekten çok etnik grafikler çizilmiş. Özellikle bambular olsun, kanolar olsun. Bunu beğendim. Yani ambalaj tasarımını bayağı bir beğendim. Japonya'yı da şöyle gösterelim. Yine sakura var. Ve bakın tapınaklar mı oluyordu? Japon tapınakları. Her neyse. Şimdi Doritos dünya serisi Vietnam'ın tadım testine geçelim. Bir tane alıyorum. Hem acı biber hem de misket limonu sosu tadındaymış. Bakalım ekşi mi? Bakalım gerçekten misket limonu tadı var mı? Bu nasıl bir aroma veya aroma verici? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Fakat misket limonunun sanki parfüme dönüşmüş halini hem kokluyorsunuz hem yiyorsunuz. Hem acı biber hem de misket limonunu aynı anda hissedebiliyorsunuz. Bu zamana kadar yediğim en farklı, en değişik Doritos çeşidi. Yedikten sonra ağzınızda hafif bir acı kalıyor ve misket limonu tadı kalmıyor. Fakat yerken bildiğiniz misket limonunun parfümünü, yani parfüm yiyormuş gibi oluyorsunuz. Diyorum ve puanlamama, değerlendirmeme geçiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Bu arada sizler denediniz mi? Bugün itibariyle Bim marketlere dediğim gibi aktüel ürün olarak geldi. Her ikisi de. Eğer denediyseniz arkadaşlar sizlerin de değerlendirmesini 10 üzerinden bekliyorum. Evet. Şimdi aroma olarak neredeyse 10 üzerinden 10 vereceğim ama ben lezzet bakımından değerlendiriyorum. Yani genel itibariyle. Şimdi Vietnam olan çok başka. Gerçekten bambaşka. Fakat çok fazla bir yapay aroma var. Eğer yapay aromadan rahatsız olmam diyorsanız çok farklı bir deneyim yaşatıyor. Onu söyleyebilirim. Evet, puanlama yapacağım. Ben Japon usulünü daha çok beğendim. Daha kendini yedirir. Daha böyle soğan aroması baskın ve içerisinde en azından aroma verici olarak değil de gerçek soğan tozu olduğu için onu da tercih edebilirim. Şimdi ben 10 üzerinden bir puanlama yapacağım arkadaşlar. Bu arada sizler de denediyseniz puanlamalarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ruffles Dünya serisi Japonya, Japon usulü teriyaki soslu tavuk tadında için benim puanım 10 üzerinden 8. Şimdi diyeceksiniz ki
sosundan ziyade daha çok soğan aroması, soğan çeşnisi aldın. Ama arkadaşlar o çeşni gerçekten çok daha lezzet katmış. O yüzden 10 üzerinden 8 veriyorum. Ve dünya senesi Vietnam için de 10 üzerinden 7 veriyorum. Şimdi derseniz ki Vietnam'ın aroması çok daha profesyonel, çok daha farklı. Daha önce hiç böyle bir lezzet deneyimi yaşamadım dedin. Neden 7 verdin? Arkadaşlar biraz yapay geldi aroması. O yüzden dediğim gibi daha böyle parfümlü bir şey yiyormuş gibi oluyor. O da değişik yani doğal olmayan bir duygu olduğu için. Ama onun dışında Japon usulü olan onu biraz daha bir tık daha beğendim. Evet, bir sonraki tadım testi videomuzda görüşmek üzere. İstek videolarınızı yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.